Merhaba arkadaşlar. Osmanlı arşiv metinleri okuma ve yorumlamaları yaptığım Talha Hızal YouTube kanalımda bu okumasını yapacağım belge Nezaret Vilayet Yazışmaları Oynatma Listesi adı altında yer alacak olan Trabzon mıntıkasında bulunan teşkilat-ı mahsusa gönüllü birliklerine kumandanlık eden binbaşı Yakup Cemil Bey'e gönderilen şifreli bir telgrafname metnini içeriyor. Bu metne göre bölgedeki teşkilat-ı mahsusa birliklerinin lağvedip edilmeyeceği hakkında bir okuma gerçekleştirmiş olacağız. Evet, daha önceki her belgede olduğu gibi yine ilk olarak üstte yer alan hüve bölümünü okuyoruz. Bismihi demekti. Besmele anlamına geliyordu. Trabzon valisi Cemal Azmi Bey vasıtasıyla mürettep alay kumandanı binbaşı Yakup Cemil Bey'e şifre denmiş şu kısımda. Evet, bu tabi bozuk bir rika haliyle şifre evrak dahiliye nezaretinden bir şifre evrak. Burada biraz bozuk bir rika bir örnek metin örneği olmuş olacak. Evet, Trabzon valisi Cemal Azmi Bey aracılığıyla Yakup Cemil Bey'e ulaştırılacak bir yazı. Trabzon mıntıkasındaki teşkilat-ı mahsusa gönüllü kef harfi baştaki keşiği de vav bir daha kef lam lam gönüllü müfrezelerinin bazı dat harfinin noktası kuyruğunda bazı teşebbüsat neticesi olarak lam ra kaf harfi olarak kıtaat-ı nizamiyeye tevzii suretiyle lağvı cihetine gidileceği istihbar kılındığından. Evet, buraya kadar dediği Trabzon mıntıkasında yer alan teşkilat-ı mahsusa gönüllü müfrezelerinin bazı teşebbüsler sonucunda nizami birliklere devredilmesi, tevzi edilmesi şeklinde suretinde bu birliklerin lağvedilmesini gerektiren bir istihbarat alındığını ifade etti. Bir istihbar kılındığından hitam-ı harbe kadar yani harbin sonuna kadar lav edilmelerinden şurada lam ve mim yapmış elif ye dal şuradaki lam şuradaki mim edilmelerinden sarf-ı nazar olunmasına dair yani harbin bitimine kadar bu birliklerin teşkilat-ı mahsusa birliklerinin lav edilmesinden vazgeçilmesin. Sarf-ı nazar olunmasına dair 3. ordu kumandanlığından 3. Ordu Komutanlığından suret-i sat harfi başta suret-i mahsusada özel surette istirham edilmiştir. Evet, bu birliklerin teşkilat-ı mahsusa gönüllü birliklerinin lağvedilmesinin harbin bitimine kadar engellenmesi 3. Ordu Komutanlığından istirham edilmiş. Mezkur gönüllü müfrezelerinin ipkayı istihdamları yani görevlerinde istihdam olundukları görevlerinde kalmaları ipkayı istihdamları için
Kumandan-ı müşarün ileyha nezdinde teşebbüsat-ı lazime de bulunmasını tavsiye olunur. Bulunulması tavsiye olunur diye bir tavsiye verilmiş. Yani harbin sonuna kadar birliklerin devam etmesi talebi yer almış. Her metin sonunda tarihlerde vardı. 23 Ağustos sene 331. Bu da 5 Eylül 1915 tarihi yapıyor. Teşkilat-ı mahsusaya memur kaymakam Cevat imzası var. Yani teşkilat-ı mahsusaya görevlendirilmiş. Kaymakam yarbay rütbesine denk düşüyor Osmanlı zamanında. Ve Cevat imzası atılmış. Bu Cevat Kızanlıklı Cevat Al olarak bilinen bir subayımız Osmanlı zamanında. Daha sonra albaylık rütbesine de gelecek. Evet, burada kaymakam Cevat imzasını taşıyan bu şifreli telgrafname bize diyor ki teşkilat-ı mahsusa birliklerinde gönüllü birlikleri kuran Yakup Cemil Bey, meşhur teşkilatçı, iddiatçı Yakup Cemil Bey, Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesinde gönüllü birlikler kurmuştu. Bu birliklerle Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de bazı operasyonlar yürüttü. Bu birliklerin 1915 yılının Eylül ayında nizami birliklere devredilmesine dair bazı yer yer haberler alınmış. Ancak bu birliklerin lağvedilmemesi ve harbin sonuna kadar devam etmesi noktasında 3. Ordu Komutanlığından bir rica da bulunulmuş. Bu ricada Trabzon valisi Cemal Azmi Bey üzerinden binbaşı Yakup Cemil Bey'e onun aracılığıyla Yakup Cemil Bey'e ulaştırılmak üzere yazılmış arkadaşlar. Evet, benzer türde iç yazışmalar örneklerimiz mevcut. Cihan Harbi ile alakalı da bu türlü metinler günümüze de ışık tutan bazı popüler metin okumalarımızı daha önce yapmıştık. Bundan sonra da benzer türde okumalar gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayınız şeklinde hatırlatmamı yaparak başka metin okumalarında görüşmek üzere diyorum. Selamlar.